Hocam bypass dediniz. Nedir bypass? Bypass ameliyatı kalbi besleyen damarlar, biz bunlara koroner arterler diyoruz. Koroner arterler, kalpte iki ana koroner arter vardır. Sağ ve sol. Soldaki iki arter, biri kalbin önünden gider, kalbin arkasından gider. Diğeri işte bunlara ön inen dal ve circumflex arter dediğimiz dallardır. Bypass ameliyatları biraz önce de söylediğim gibi bu damarlarda oluşan daralma veya tıkanmalarda kalpten çıkan ana damar aortadan veyahut da kalpten çıkan ana damar aortadan çıkan dallarından bir tanesini çıkartılıp bu darların ötesine kan sağlayacak şekilde bağlanmasıdır damarın. Bypass demek köprüleme demektir zaten. Köprüleme ameliyatı denilebilir. Ama işte koroner İngilizceden bypass köprüleme adı oradan geldiği için o isim kaldı. İlk ameliyatlarda işte en çok Amerika'da yapıldığı için, başladığı için bypass ameliyatları isim doğruluğu o şekilde kaldı. Şimdi tabii hep sorulan sorulardan bir tanesi şudur. Herhangi bir kalp damarları daralmasında işte şikayetlerle anjiyoya gelen hastalarda işte diyelim ki kalbi besleyen damarlarda darlıklar var. Bunların nasıl tedavi edilmesi en uygunudur? Yani stentle mi tedavi edelim, bypassla mı tedavi edelim şeklinde? Evet, stentle mi tedavi edelim, bypassla mı tedavi edelim? Evet, şimdi bu şöyle stent bu tür daralmalarda, koroner arter daralmalarında stent uygulamaları ta 1980'li yıllardan itibaren başlamıştır. 90'lı yıllarda geliştirildi. Daha sonra işte başlarda takılan stentlerin bir yıl içinde daralma, tıkanma ihtimali %50'den fazlaydı. Sonradan geliştirilen teknolojiyle gerek stent yapı teknolojisi, gerekse ilaçlı stentlerin geliştirilmesiyle şu anda bu oranlar oldukça tekrar daralma ve tıkanma oranları oldukça düştü. Ancak yine de bir takım çalışmalar gösteriyor ki son yıllarda geliştirilen en son teknoloji stentlerde bile eğer siz bunu çok damar hastasında birden fazla stent koyuyorsanız bir kalbe 5 yıl içerisinde örneğin bu hastaların %40'ın civarında tekrar girişim gerektiriyor. Ama bypass ameliyatında böyle değildir. Bypass ameliyatında halihazırda 10 yıl içerisinde tekrar girişim gerektirme ihtimali %20'den daha azdır. Dolayısıyla da bypass ameliyatı daha uzun vadede tedavi açısından bir gold standarttır. Fakat tabi bypass ameliyatının halihazırda bir cerrahi girişim olduğu için hastaya olan bir külfeti var. Yani bu insanlar ameliyat işte süreleri 5-6 saat ameliyatta kalıyorlar. Bir gün ya da iki gün yoğun bakımda kalıyorlar. Bir hastanede kalış süreleri var. Sonradan tekrar hayata dönmeleri 1,5 ayı falan alıyor ortalama olarak. Ama stent uygulamasında ertesi gün insan işine gidebilir veya 2 gün sonra ne iş yapıyorsunuz gidebilirsiniz. Bu böyle bir avantaj var. Fakat tabii çok damar hastalıklarında tedavisinde biz bunu terazinin kefelerine koyduğumuzda çok damar hastalıklarında bugün dünyada da birçok yayın, çalışmalar, guideline'lar, tedavi kılavuzlarında da önerdiği gibi eğer hasta birden fazla damarında darlık ve çoklu stent gerektirme gibi bir durum varsa bu hastalara ameliyat edin deniliyor. Yani o aksi takdirde sürekli bir işte mesela bir yıl sonra tekrar bir yerde daralma, tekrar girişim, sonradan tekrar ameliyata dönme ihtimalleri. Bazen de ameliyata bile gitmeden maalesef bu hastalar ani olaylarla, akut olaylarla kaybedilebiliyor. Dolayısıyla da bypass'ın bu anlamda bir belirgin bir üstünlüğü vardır. Peki bir defa bypass ameliyatı geçiren bir kişi tekrar bypass ameliyatıyla karşı karşıya kalabilir mi? Kalabilir.
Bizim üçüncü kere, dördüncü kere hatta bypass ameliyatı yaptığımız hastalar vardır. Bu hastanın kondisyonuna, kalbinin durumuna, vücudunun genel durumuna bağlı olarak yapılabilir. Gerçi bir dönem biz bypass ameliyatının daha az invaziv, yani daha hastaya hastane kalış sürelerini azaltarak falan yapma anlamında minimal invaziv kalp cerrahisi ilk geliştiği yıllarda hibrit girişimler ortaya çıkmıştı. Bu şudur. Önemli olan ve kalbin önünde olan veyahut da kalbin sağ tarafında olan damarlara minimal invaziv yöntemlerle bypass yapıyoruz. Yani koltuk altından diyeyim girerek damarları takıyoruz. Kalbin arkasındaki damarlara bu yöntemle erişmek zordu o zamanlar. O damarlara da stent takılarak yapılan uygulamalar var. Dünyada da bu var. Bu da ayrı bir seçenektir. Ama günümüzde artık şu hale geldik ki çok damar hastalığına bile sternotomi önden kesmeden yapabilir duruma geldik. Bunları da yapıyoruz.